Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu biberlerle uğraşacağım. Biberleri dün kardeşim işe giderken, kardeşim Mersin'de çalışıyor. Kardeşim işe giderken annem aradı beni. Dedi ki ne kızım, dedi komşunun dedi tarlası bozuldu. Yani artık sezon bitti, yani biber sezonu. Kadın demiş ki ne yenge, demiş gel demiş, tarlayı bozduk, üstünde de bayağı biber var demiş, gel demiş topla kendine demiş. Annem de gitmiş, 3 erkek çıkmış biber, temizliğe çürüğünü çarlığını temizliğe 2 erkeğe düşmüş. Bir erkeğini kendiler almışlar, birazını doğramışlar, birazını da öyle tüm koymuşlar dolaba. Birazını da demiş bunu ne yapak, kardeşim de demiş ki ne, bunu ben bacıma götüreyim, giderken yol üstünde bırakayım. Oradan giderim demiş. Onları şimdi arkadaşlar ufaklarını seçeceğim şöyle. Bunları biraz acı biber var. Acı biberle beraber bunları turşu yapacağım arkadaşlar. Turşuyu biliyorsunuz ben seviyorum. Doymuyorum turşuya. Aslında fazla da yaramıyor ama gene de işte yiyeyim. Bunları biraz turşu yapacağım arkadaşlar. Geri kalanını da şey yapacağım, ne onun adı. İrilerini de doğrayıp dolaba atacağım. Bu sene dolaba biraz koydum. Biraz daha elime geçse koyarım diyordum. Biraz dedim dolaba atayım. İyi olur dolapta. Şu ufaklarını, şunları turşu yapacağım arkadaşlar. Artık bir 5 kilo olarak atarım içine. Azıcık da şey var, acı biber var. Acı biberlerle beraber karıştırırım, atarım. Güzel, onun acısı ona çıkar zaten. Tatlı turşu yenmiyor da. Bunları şöyle arkadaşlar kafalarını seçeyim. Acı değil arkadaşlar, tatlı. Bir seçeyim de çürüğünü çağırdığını, ondan sonra gel bir yıka.
arkadaşlar. Ezan var diye konuşmadım. Ezan okunuyor diye. Şimdi işte bunu kardeşim böyle deyince dün sonra akşam da misafirimiz vardı. Onlar işte buradayken kardeşim aradı dedi böyle böyle kirvemiz. Dedim Hadi abi dedim işte gidip alabilir mi gişelerden? Gişelere kadar gelecekler dedim. Tamam dedi. Sonra işte yol kapalı falan dediler. Yol çalışması var dediler. Sonra neyse kardeşimden önce bir grup gitmiş. Onlar demişler ki ne çalışma yoğun yok. Gelebilirsiniz otobandan. Onlar kendi arabalarıyla gidiyorlar zaten. Bir otobüsle olsa erkenden gidecekler. Kendi arabalarıyla yemeği yemişler çıkmışlar. Onda işte akşam bunları şey yaptılar arkadaşlar getirdiler böyle. Akşam zaten elleyemedim. Geç oldu. Ta saat 11'di. Geldi getirdiğinde. Elleyemedim dedim hem dedim bari ufaklarını ayırayım. Hem de dedim bari şunları da doğrayayım dolaba atayım. İnanın arkadaşlar ya kışın biber alamıyorsun. 100 lira oluyor kilosu. Geçen sene 100 liraydı. Bu sene de kaç lira olur bilmiyorum bu kış. Kaç lira olur bilmiyorum. Dolapta bunları şey olarak kullandığın zaman mesela sotelik ondan sonra yemeklerin içine tavaya pizzaya falan kullandığın zaman çok iyi oluyor. Ben bir kısım vardı dolapta fazladan vardı onları doğradım attım dolaba. Biraz turşuya koydum. Bunu da işte şunları acı biberin içine karıştıracağım. Onlar yumuşak güzel yani. Onları dolaba koy şeyi turşuya kullanacağım. Bunları da doğrayıp dolaba atacağım arkadaşlar. Kışın yemeklerin içinde iyi olur. Bak bunun içi çürükmüş mesela. Kadın aramış işte şey yapmış annem gile uğramış. Demiş ki ne yenge demiş böyle böyle demiş gel demiş. Bahçeyi bozduk. Oradan Zeynep abla işte bahçeyi o bahçeden hem yaprak biberi şeyini çıkarttı. Biberini çıkarttı hem böyle turşuluk işte şey biberini çıkarttı. Oradan gruptu gruptu sattı onlara daha Tokiler'den ev çıkmamış. Konteyner kentte kalıyorlar onlar daha. Hak tanınıyor da dedi ama dedi çıkmadı. Zaten depremde başta onların evi yıkılıktı. Hak tanınıyor ama dedi şey yapmadı daha dedi çıkmadı dedi. Ona da işte oradan buradan yardım geliyormuş daha hala. Ondan şey yapıyor işte. Evini geçindiriyor kadın işte. Kocası çalışıyor. Oğlu çalışıyor. Arkadaşlar aslında ben bu videoyu kaç günden beri ta ne zamandan beri çekeceğim. Annem geldi gitti ondan beri bu videoyu çekeceğim. Bir türlü ama fırsatım olmadı ki ne çekmeye gelen oldu giden oldu. Ev temizliydi soba kurduk hele bilmem evi serdik evi temizledik derken. İşte bir türlü şeyimiz olmadı fırsatımız olmadı. Ya işimiz yoğun oluyordu ancak yemekle memekle uğraşıyorduk öyle şey yapamadı. Zaten bir Rümeysa'nın üniversite stresi vardı. Onunla uğraştık. Biri yazmış demiş ki ne kızın demiş hani demiş gidecekti demiş gidemedi demiş bu sene evde kaldı demiş. Gidemedi değil arkadaşlar. Şöyle gidemedi. Aslında gitmek istiyordu. İsteseydik de gönderirdik yani. Kendine bıraktım ben. Yurt çıkmadı Rümeysa'ya. Okula yakın yurt yok. Var yurt. Özel yurt var. 13 bin liradan başlıyor. Onu da ben karşılayamam zaten. Ondan sonra dediler ki Rümeysa dedi ki hani ben bu sene artık dondurayım dedi. Yani yapacak bir şey yok dedi. Çıkmıyor dedi. Dondurayım dedi. Seneye geri devam ederim dedi. Dondurması için de okula gitmesi gerekiyormuş. O günü biz sabah erkenden çıktık. Ta akşam ezanı okundu. Geçti. Saat 6.30 müydü? Neydi? 7 miydi? 6.30 müydü? Eve geldik arkadaşlar. Hiç durmadık. Ha bir okula vardık geldik yani. Ondan sonra bizim çocukların arkadaşı vardı bir tane. Ona söylediler çocuklar. Demiş böyle böyle gazını çekerik. İşte annem babam. İşte Abdullah geldi yanımızda. Mustafa o gün işe gitti gelemedi. Gittik sadece okula vardık. Oradan dilekçe şeyi o kağıdı verdik.
fakirlik kağıdı almak gerekiyormuş. Çünkü öbür türlü ya aileden birinin hasta olması lazım, ağır hasta veyahut da başka bir şey olması lazım. Ondan dolayı dondurmak gerekiyor. Bizimkini de biz öğretmen anlatınca dedi ki ne sizinkine dedi. Fakirlik kağıdı alacaksınız dedi. Fakirlik kağıdı alıp geleceksiniz dedi. Biz dedik hocam e-devlet üzerinden olmuyor mu? E-devlet üzerinden olmuyormuş arkadaşlar. İlla ki okula gitmemiz gerekiyormuş. Neyse o fakirlik kağıdı muhtara gittik. Muhtar da olmuyor dediler. Şeye gidecek, sosyal yardımlaşmaya gidecek. Oradan neyse aldık fakirlik kağıdını. Ondan sonra gittik şeye okula vardık. Dedi ki oradaki danışma ya dedi. Aslında dedi Yaşar Hoca dedi. Yani o işte Rümeysa Gül'ün hocası. Onun dedi okul şeyine yurttaki müdürle dedi arası iyi dedi. Aslında dedi o dedi ayarlayabilir dedi. Sorduk. Burada demiş kontenjan dolu ama demiş eğer istiyorsa demiş on demiş şeydeki merkezdeki şeyden demiş şey yapak demiş. Merkezdeki de her gün bir saat yol sürüyor. Bir saat yol sürdüğü için Rümeysa'nın ders programında da sabah saat 8'den 2 gün sabah saat 8'den akşam 5'e kadar ders var. Oraya da sadece 2 tane dolmuş gidiyormuş. Onun da belli bir saati var. O saatleri de kaçırırsa hiç yetişemez zaten. Yollar da çok berbattı o gittiğimiz yerin. Sonra işte artık orada dediler böyle böyle. Artık Rümeysa dedi ki ne yok ben donduracağım dedi. Yani ben dedi uzak dedi gidip gelemem dedi sıkıntı olur dedi. Hani bir gün değil 2 gün değil yani. Bir kış boyu veyahut da 2 sene boyunca işte. Donduracağım dedi kalsın dedi. Artık dedi seneye dedi. Öyle deyince biz seslenmedik. Biz kendine bıraktık. Kendi istediği gibi şey yaptı. Seneye artık kısmet olursa seneye şey yapacak. Donduracak artık sene içinde aklına başka bir şey geçer, başka bir şey yapar mı bilmiyorum. Bazı fikirleri de var. Dışarıdan okuma fikirleri de var. Dur bakalım artık nasıl ödeyecekse. Bu üniversite olayı böyle kapanmış oldu arkadaşlar. Bu sene Rümeysa evde. Hatta Rümeysa dedi ki ne dedi ben gidecek o yani ben dedi eğer dedi yurt çıkmış olsaydı dedi gitseydim dedi. Dedi bir sürü de dedi o kadar dedi şey gidecek diyerek dedi bana dedi şey yaptım dedi işte onu yaptım bunu yaptım. Ben dedim ki ne kızım dedim. Aniden gitmiş olsaydın onlar benim içime batardı yapamadım diye ama şimdi kafam rahat yani yaptım vicdanım rahat. Bu üniversite şeyi arkadaşlar konusu burada böylelikle kapanmış oldu. Gelelim çemen yapımına. Çemen yapımında arkadaşlar anneme demiş ki ne biri ne biçim demiş çemen yapıyorsunuz. Biri demiş ki ne tavuk suyu koydu. Biri demiş ki ne çiğ et koydu. Biri hepsini. Arkadaşlar çemenin içine aktarlarda satılan çemen tozu var. Ben buradan almadım. O zaman Abdullah mobilyacıda çalışırken bunları yatak götürdülerdi. Tam Maraş'a. Göksun'a mı? Maraş'a mı işte neresine? Götürdülerdi. Oradan dedim ki ne Abdullah dedim gelirken nereden geleceksiniz? Anne dedim Maraş'ın içinden geleceğiz dedi. Ben dedim ki ne oğlum dedim Maraş'ın içinden gelirken ne dedim. Adama de ki ne? Amca çemen tozu. Adam da demiş ki ne? Yeğenim bende 2 çeşit var demiş. 2 çeşidinden de vermiş. İkisi de çok güzel. Biz onlardan kullandık. 2 çeşidinden. Aslında normalde bir tek çeşit oluyor çemen tozu. Ama adam 2 tane verince biz ikisinden de kullanmış olduk. Buna sarımsak giriyor. Yaprak biber işte toz biber yani. Giriyor. Sarımsak giriyor. Eti kemikli suyu eti haşlıyoruz. Etini makinede çektik. Biraz da kuyruk yağını da öyle haşladım ben ayrıyeten. İçine attım haşlanırken. Dedim ki ne bunu da şey yapıyor. Haşladık. Ondan sonra sarımsağını şeyini et suyuna yoğurduk. Ha suyumuz az geldi. Çaydanlıkta kaynamış su vardı. Onu koyduk içine. Suyu az gelmesin diye. Kuru da olmadı. Kuru gibi gözüküyor videoda ama kuru olmadı. Gayet de yumuşak hala da yiyor şimdi. Bunları koyuyor arkadaşlar içine fazladan. Öyle mesela burada yapıp da kimyon, karabiber onları atanlar da var. Ama biz kimyonla karabiber atmadık baharatların içinde olduğu için. Onları kullandık arkadaşlar. Çemenimize bunları koyduk. Ben annem gelmeseydi de zaten ben kendim yapacaktım ama havaların serinlemesini bekliyordum biraz. Havalar serinlesin öyle diyordum. Hatta o kemiği ben onun için ayırmıştım. Çemen için ayırmıştım. Onu şey yapıyorum. Biz de çemeni Abdullah çok seviyor. Abdullah şey yapıyor. Ekmeğin arasına
dürüm yapıyor, kavuruyor, bazen yumurtayla pişiriyor, öyle şey yapıyor, yiyor. O çok seviyor. Ben de çocuklarım sevdiği için yaptım arkadaşlar. Bu böyle şey oldu, ne biçim anlatıyorsunuz, ne biçim şey yapıyorsunuz diye yorum yazmışlar. İçine ne koyduğunuzu. Ya ben alt yazıyı bazen unutuyorum, altın açıklamasını unutuyorum, şey yapamıyorum. Onun için izlerseniz aslında rahat rahat izleyip de hani ilerletmeden izlerseniz içine ne konulduğunu şey yapıyor. Ben makinenin sesinin olduğu yerde kıstım orada. Ne konuştuğumuz da anlaşılıyor orada, içine ne koyduğumuzu. Biber'e gelince yaprak biberini birkaç kişi alacağız falan demiş de ben söyledim, kadın dedi ki ne, ben kargoyla gönderemem dedi. Kargo parası çok ağır geliyor dedi. Gerçekten de öyle. Geçen bir kargo şeyimiz vardı, aşırı derecede pahalı tuttu. Yani bir sadece kağıt da değil ya, cüzdan gibi, o da geçen seneydi yani. Cüzdan, yengemin kimliği burada kalmıştı, onu gönderdik, sadece ona 110 lira para almışlar. Daha aşırı şeyler alıyorlar, neler neler şey yapıyor, kargo paraları uçtu gitti. Onun için kargoyla gönderim olmuyor. Kargoyla gönderdiği şeyinle zaten anlaşmalı kargom olacak, ona da zaten belli bir şey parası istiyorlar, yani yük parası. Ondan sonrası zaten şey, onun için anlaşmalı kargo da olmadığı için onun kargoyla sadece orada PTT var. Tam Maraş'ın içine gitmesi lazım. Maraş'ın içinde de kargoyu nerede bulucu kadın, tek başına kocası çalışıyor, evde olmuyor. Onun için o biber şeyi de, faslı da öyle kapanmış oldu arkadaşlar. Ben söyledim ama Ceyhan'ın içinden alacak olan olmuş olsaydı ben getirttirecektim hani. Arada gidip gelen olduğu zaman da getirttirecektim. Ben şey yapacaktım, burada satacaktım yani. Onun adına satacaktım. O parayı aldıktan sonra ona geri gönderdim hani bir faydası olsun diye. Ben de bu videoyu aslında ne zaman beri dediğim gibi işte çekecektim. Bir türlü fırsatım olmadı, dediğim gibi şey olmadı. İşte biri demiş ki ne, işte hele bilmem şöyle böyle, işte çocuklarım saygısız. Çocuklarım saygısız değil. Çocuklarıma kurban olun. Ondan sonra sadece o döner yaptığımda eşimle kavga ettim deyince biri de demiş ki ne, eşini durmadan kavga ettik diyerek demiş, başlık atma demiş, saçma sapan şeyler yazma demiş. Eşimden kavga ettik derken arkadaşlar, o günü söyledim ben, dedim böyle böyle dedim, tavuk canım istiyor hani. O da dedi ki ne, benim dedi kartımın limiti dolu, alamam dedi. Onu da Abdullah öyle şey yapınca Abdullah gitmiş aldı getirdi, dedi ki ne anne dedi, döner yap da dedi yiyek dedi. Döner yapacağım zaman da Abdullah fırında çalıştığı için eşim odun ekmeğini sevdiği için, normalde Abdullah bize somun ekmek getiriyor. Günlük 5 tane hakkı var fırında çalıştığı için. Somun ekmek getiriyor. Eşim de bir kere Abdullah odun ekmeği getirmişti. Eşimin de hoşuna gitti. Dedi ki ne oğlum dedi, artık dedi bundan dedi bir iki tane dedi bana getir dedi, odun ekmeği dedi güzel oluyormuş dedi. Odun ekmeğinin de şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Odun ekmeğini aynı o şeyde yersen yumuşak, güzel. Ama kaldığı zaman biraz şey yapıyor. Ondan sonra eşim de dedi ki ne, orada şey yaptı. Dedi ki ben dedi bak dedi bayağı tekmek yiyorum dedi. Siz dedi hani döner yediğiniz için, yani şey yaptığınız, dürüm yaptığınız için dedi yumuşak dedi şey yapıyorsunuz. Abdullah dedi ki ne baba dedi, odun ekmeği dedi. Odun ekmeği olunca dedi öyle dedi sertleşiyor dedi, yani kalınca dedi. Akşama da kalsa sabahki ekmek, akşama da kalsa sertleşiyor dedi. Ondan dolayı biraz Abdullah yüksek konuşmuş orada, ben de baktım videoda. Ondan sonra ona demişler ne kadar saygısız çocukların var. Senin saygın yok çocuk şey kocana, çocukların da saygısı yok, hele bilmem ne. Ben saygımın olmadığını neden biliyorum? Eğer ben saygısız bir insan olsaydım 25 yıldan beri kapısında olmazdım. Ben evleneli 25 yıl olmuş. Saygısız bir insan olsaydım ben kapısında durdurur muydu? Bazen öyle şakalaşıyor, şey yapıyor, onu da mı yapmayalım? Robot gibi duralım mı öyle evin içinde? Neçe insanlar var ki ne, o neler yapıyorlar, kocalarını da el üstünde tutuyorlar. Biz onu yapmıyoruz. Allah korkusu var. Ben her zaman söylem arkadaşlar, ben vicdanım rahat, kafamı yastığa çok rahat koyuyorum çünkü vicdanım rahat, içimde Allah korkusu var. Bizim kedi hasta oldu mesela, kediyi şey yaptık, Mustafa dedi ki ne anne dedi, bu dedi anne dedi ölümünü bekliyor gibi hayvan dedi. Ben dedim ki ne,
veterineri aradılar. Arayın oğlum dedim, veterineri dedim, öğrenin ne yapak diye dedim. Aradılar, demişler ki ne böyle böyle, illa buraya getirmen lazım. Ona Mustafa o gün işte izinliydi, evde olduğundan dolayı aldı, götürdü Mustafa şeyi, veterineri. Bu 29 Ekim ayağına şeylerdi, tatillerdi. Götürdü. Götürdükten sonra veteriner demiş ki ne çok yoğun demiş, enfeksiyon kapık demiş. Enfeksiyon kaptığından dolayı demiş, böyle demiş, halsiz düşük, yemediğine içmediğine dolayı demiş. Ben gittim gırıntı aldırttırdım, bu şey çorbalık gırıntı satılıyor 3 harflerde. Ondan aldırttırdım çocukları, ona haşladım etini, bir de didikledim ayrıyeten. Etini didikledim, önüne koydum, yedisin diye yoğurt verdik, süt verdik, yok. Neyse artık veteriner 2 tane inne vurmuş. İneği vurduktan sonra demiş ki ne bu demiş, bu inne bunu ayakta tutması için demiş. Bunu demiş şey yapar demiş. Yarın demiş geri getirin, serum bağlayalım demiş. Tamam demiş bizim oğlan da. Neyse getirdiler. O bir tane Ali var, ondan götürdülerdi. Getirdiler. Getirdikten sonra dediler ki ne anne dedi, yarın dedi geri götüreceğiz, serum takılacak dedi. Ben de tamam oğlum dedim. Akşam olduydu. Biz ne yapıyorduk? Bir şey olduydu, bir baktık. Kedi yok. Çıkmış gitmiş nereye gittiyse. Sonra bir baktık. Kedi de şey yapmadı. Abdullah şey Mustafa ertesi günü işe gidecek. Abdullah da işten izin almış gelmiş. Kediyi veterinere götürüp serum taktıracak diye. Ondan sonra Mustafa sabah işe giderken bakmış ki ne apartmanın önünde kedi ölmüş. Üzüldük. Üzülmedik mi? Üzüldük. Çünkü yani insanız, vicdanımız var sonuçta. Üzüldük. Soğuktan mı öldüm? Mustafa dedi ki ne yanına gittim dedi. Gözleri açıktı dedi. Yani gözleri açık ölmüş dedi. Soğuktan mı öldü orada? Veyahut da araba çarptı. Biliyor musunuz? Ana yol üstünde. Araba çarptı. Arabadan mı şey oldu? Bilmiyor arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyor. Öldü kedi. Ha, kediyi seviyordum. Ben kediyi normalde şey yapmıyorum. Bu biraz değişikti. Etten başka bir şey yemiyordu. Ondan dolayı şey yapmıyordum ama sonradan alıştıydı her şeyi, her şeyi yemeye başladıydı. Sonra baktım laf dinliyordu mesela, içeriye girdiği zaman dışarı çık diyordum, dışarı çıkıyordu mesela. Şey yapmıyordu. Onun için öylelikle neyse o kedi gitti. Ben dedim ki bize dedim hayvan gelmiyor dedim. Bir daha dedim bir daha kedime de getirmeyin. Bize gelen kediler dedim ölüyor dedim çocuklara hatta. Çocuklar güldü, eşim de güldü. Ne alakası var dedi. Ben dedim ki çok alakası var dedim. Gelen kedi dedim ölüyor dedim. Bundan önce bir tane siyah beyazı vardı mesela. O da öldü. İşte arkadaşlar işimiz bundan ibaret konuşmamız. Biri demiş ki ne? Şu evine demiş, ıcık demiş, çeki düzen ver demiş. Çeki düzen nasıl vereyim? Söyle bakayım bana ne yapabilirim? Senin lafını dinleyeceğim. Hadi söyle bakayım. Tavanı mı yaptırayım? Yaptıramıyorum. 200 milyon, 300 milyon para istiyor. Yani milyar yani. Ondan sonra bunu sökecek adam. Yeniden yapacak her şeyini. Demirden şeyden. Zaten herhalde bir deprem olsa daha dayanmaz diye düşünüyorum. Çünkü her yerden açıldı. Şu köşe boydan boya çatladı. Bir deprem olsa daha öyle 7 nokta veya 6 nokta deprem olsa yıkılır herhalde. İlk depremde yoktu. O sonradan artçılar çoğaldıkça, artçılar her gün olduğu için duvarlar da çatladı. Artık sağlam yer de kalmadı. Mutfağın tavanını gördünüz zaten berbat. Şimdi hepsini göstereceğim size. Biri demiş ki ne şu evine biraz çeki düzen ver. Şu duvarlarını bir sil boya. Ondan sonra işte şu kapıyı, kapının rengine bak. Kapı kirinden görünmüyor. Kapıyı işte bir silin. Rümeysa bir el atsın. Rümeysa onu nasıl silsin? Bu bir. Kapının rengi kendi rengi. Biz buraya göçtük, göçeyle kapıları boyatmadık. Biz buraya göçtüğümüzde Rümeysa 1 yaşındaydı. Rümeysa oldu 19 yaşında. Biz buraya kapıları boyamadık. Mutfak dolaplarıma artan boya vardı. Ondan bir boyadım. Orada zaten boyası berbat. Kışın terleme yaptığından dolayı hep dolapların için su birikiyor. O da ne oluyor? Demir olduğundan dolayı paslanma yapıyor. Bunu da buradan şey yapayım. Demiş ki ne evini müteahhite ver. Temiz temiz otur. Arkadaşlar evi müteahhite verme bir şey değil. Müteahhit bana iki daire veriyor. Yan tarafa üç daire veriyor. Öbürüne dört daire veriyor. Herkese bir farklı konuşuyor. Zaten ben burayı müteahhite veremem. Niye veremem derseniz müteahhite vermemiz için.
hem yanarsayı alması lazım, hem bu yan tarafı alması lazım ki ne müteahhit buraya bir ev yapabilsin. Beş kat çıkabilmesi için. Öbür türlü yoksa tek zaten bizim arsa olsa asansör olmayacak bir. Bir de merdiven dairesiydi, şuydu buydu derken bura baya bir küçük olacak, odalar küçük olacak, şey olacak. Bir daire rahat sığıyor ama merdiven dairesiydi, hele bilmem neyiydi derken şey olmayacak. Büyük bir yer olmayacak. Bir de 3 kat çıkar. 4 kat çıkmaz. Yani 5 kat çıkmaz. Şuraları biraz yumuşamış kızartından dolayı. Öbürlerini şey doğradıydım arkadaşlar. Küp doğradıydım. Bunu jülyen doğrayacağım. Öyle şey yapacağım. Rümeysa şimdi arkadaşlar örgüye başlıyor yavaş yavaş. Lastik yaptı, düz yaptı, ters yaptı derken onları şey yapıyor, bozup yeniden şey yapıyor. Biraz sıkılıyor ama yeni öğrenirken hani insan modeli kurmak istiyor ya. Onu şey yaparken şimdi onu şey yaptı. Kanalımın birini ona verdim. Eğer becerebilirse bir denemesini yapacak arkadaşlar. Siz de abone olun, destek olun. Kinetic My World. Oraya ona verdim. Dedim ki ne? Sen buradan kızım dışarı gidip çalışma. Zaten çalışamaz yani. Gidip de. Ondan sonra dedim evdesin. Evde olduğum için bu sene öyle ders şeyin de yok. Onun için dedim gel seninle bir anlaşma yapalım. Ne dedi? Dedim abinden para isteme. Babandan para isteme. Sen kendi paranı kendin çıkart. Nasıl dedi? Dedim dışarı gidip çalışmak istiyor mu? Yok gidip çalışamam. O zaman dedim sen örgüyü öğren. Ondan sonra dedim kanala video at, oranın parası ne geliyorsa ben sana onu veririm. İlk önce bir öğrenirim dedi, sonra geri bir hafta. Tabii ben de o sırada bir sinirlendim. Sinirlenince dedim ki sen böyle ne para kazandırsın, ne şey yaparsın, daha babayın eline de bakarsın, abin eline de bakarsın. O temizlik yaptığımızda sonra bir baktım, o ben sinirlendim ya, gitti bir öğrendi, biraz pirinç mirinç yaptı işte. Eski zamandan pirinç yapma vardı ya, onu yaptı falan derken öyle şimdi iki tane işte videosunu çekti. Ondan sonra yüklüyor. Kendi montajlıyor, yüklüyor, müziğini ayarlıyor. Dedim çek dedim. Yerimiz şeyimiz var. Sen kendi ona çek, sana de ona şey yap. Ben de kendi kanallarıma atarım. En azından yapmış olurum. Şimdi sizlere arkadaşlar şeyi göstereceğim. Tavanı göstereceğim. Kapıyı göster. Ha kapı bir de arkadaşlar yandı. Yandı derken sobanın hemen yanında olduğundan dolayı kapı çok ısınından dolayı sarardı. Kir değil yani. Çıkmıyor onlar. Yani yapacak bir şey yok. Artık kapı da eskidi. Bayağı bir eskidi. Şeyi yok yani. Kalmadı. O sene gene köyden biber getirdiydim. Onlar şey yaptıydı. Acıydı onlar. Çok zehir gibiydi. Aynı bu şekildi. O acıydı. Onu çekirdeğini çıkartamadım. Ayıklayamadım. Sadece şöyle kafasını kesip onu öyle normal doğradıydım. Bu sefer bunu da şey yapacağım. Öyle doğrayacağım. Çekirdeğini çıkartıyorum. Jülyen. Kışın eve geçmiyor. 100 lira oluyor. Kilosu 100 liraydı en son. Arkadaşımla konuştuğumda günü dedi ki böyle ben dedim ki burada biberler dedim 25-20 dedim. Kızanım dedi ne 25'i ne 20'si dedi. Burada dedi biber dedi 60 lira dedi. Hiç dedi 60 liradan aşağı düşmedi dedi. Her sene dedi ıcık dedi alıp dedi dolaba koyuyorum dedi. Bu sene dedi onu da yapamadım dedi. Pahalılığından dolayı dedi. Ben biraz acı biberden şöyle acı biber, urfa biberi onlardan biraz tüm koydum. Kışın dedim şey olursa dedim közler anam da gelirse dedim. Anam közlemeyi seviyor biber közletmesi.
dedim, gelirse dedim közlerim dedim, kahvaltıda yer dedim. Ben zaten acıyı bıraktım, ben akşam sadece bir deneme yaptım, yemek acıydı. Patlıcan şey yapmıştım, yemeği yapmıştım. Yemek acıydı, bir baktım, bak yavaştan yavaş. Arkadaşlar, tavanımız böyle. Bunun neresini şey yapayım ben? Şu da anamla babam. Rahmetli babacığız. Göstereyim şöyle. Bunun neresini şey yapayım ben? Yapsam aynı olacak. Açılmış artık, bunun tavanının komple değişilmesi lazım. Biz sorduk. Adam dedi ki ne, malzemesiyle dedi 250'ye dedi rahat bulur dedi. Rahat her şeyin yapılması için. Duvarları silim dedim. Baktım olmuyor. Şuralara bez değdiydi. Duvarları boyatayım desem olmuyor. Şöyle buraya geleyim. Burada da aynı. Bakın şöyle göstereyim. Bak hep su gelen yerler. Böyle akan çivinin geldiği yerler, su gelen yerler. Ağaçları artık çürümüş. Ben buraya geleli 18 sene oldu. 18 seneden beri aynı şey. Bir yerinde şeylik yok. Pencere desen mesela takta ister istemez şey yapıyor, ne onun adı, hava alıyor, şey yapıyor. Şöyle bakın, burada mesela nem almış, ister istemez akma yapmış. Mesela şurayı göstereyim ben size, bakın burada daha berbat. Mesela bura kesik şey akıyor mesela. Oralardan şırıl şırıl akıyor mesela. Böyle. Ne yapabilirim arkadaşlar? Yani bunun dediğim gibi komple değiştirilmesi lazım ki yani ben şey yapayım. Rahat rahat hareket edeyim. Kapıyı da göstereceğim şimdi size. Mutfağa gelelim. Mutfağın kapısı böyle arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki ne, elinden o da mı gelmiyor? Elimden geliyor. Eşime yani elimden geliyor derken hani bir boya alıp vurabilirim ama ben onu beceremem. Bu kapının sıyrılması lazım. Sıyrılıp yeniden zımpara vurulup işte hele bir önüne vurulup. Mesela her gün şöyle dökülüyor. Her gün orayı ben siliyorum. Böyle berbat olmuş. Eşime söylem söylem aldırış etmiyor. Ben ne yapayım, onda kalkayım ben mi yapayım? Bakın. Aa, buranın tavanı da böyle. İster istemez her gün şey dökülüyor. Buradan. Şu kenar küf oldu öyle. Her gün buradan kabuğu dökülüyor. Her gün. Bunun yüzünden geçen sene bura akmış, hiç haberimiz yok. Aktığından dolayı gitmiş dolabın kartı yandı. 2,5 bin lira karta para, şey dolaba para verdik. Kartı yanmış. Kartını yeniledik, değiştirdik. Bakın ben göstereyim size. Sonra diyorsunuz ki ne, şöyle böyle. Kendine acındırayım. Ben kendimi acındırmıyorum. Olanı söyleyeyim. Buraya da eşim şey oldu diye, yağmur birikti, şöyle şey yapayım kaldırayım derken yumruğunu şey yapınca o da içine çökmüş, öyle gitmiş. Böyle ne yapabilirim? Aldığım para affedersin hakkı bokunu ödemiyor ki, ne kalkayım da kendime ev yaptırayım. Arkadaşlarım konuşuyor o gün, arkadaş öyle diyor. Canım diyor, YouTube'da diyor şey yapanlar diyor hep kendine ev yaptırdı diyor, araba aldı diyor. Bir seninle diyor ben diyor şey yapamadım diyor. O da aynı, ev alamadı, ben de evimi yaptıramadım da. Buranın kapısı böyle mesela. Eşim bunu şey yapmazsa ben ne yapayım arkadaşlar? Benim elimden gelen bir şey yok ki, ne ben yapamam yani. Bu böyle. Kapının kenarı da kir değil. Bakın. Kir değil. Sadece yanık olduğundan dolayı kapının rengi artık sarardı yani. Şöyle göstereyim. Sarardı artık yani. Kir değil. Kirle alakası yok. Artık bu da kavladı, yavaş yavaş şey yapıyor. Sil yok, bir sil yok değil yani. Bunu silsen de aynı. Neyse arkadaşlar, bizim biberimiz böyle. Hümeysa'ya dedim kızım sen yavaş yavaş doğramaya başla. O da böyle jülyen jülyen doğruyor. Böyle. Burada da biberimiz. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.